Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar, hepiniz Yüzlük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Din Kültürü dersinin 2. dönem 1. örnek yazılı sorularını göreceğiz arkadaşlar. Açık uçlu şekilde hazırlamış olduğumuz bu soruları bizlerle beraber dinlerken ve izlerken mutlaka not almayı unutmayın. İnşallah herkes Din Kültürü sınavından 100 alır diyerek ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Cümlelerdeki boşlukları doldurunuz dedi. Soru toplamda 15 tam puanlık bir soru. Hemen başlayalım. Zebur kime indirilmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 büyük kitap var değil mi? Bunlardan ilki Tevrat'tı. Tevrat Hazreti Musa'ya indirildi ve dili İbranice'ydi arkadaşlar. Hemen devamında Zebur Hazreti Davut'a indirildi. Davut bazı yerlerde T ile bazı yerlerde D ile yazıyor. Aleyhisselama indirildi ve onun da dili aynı şekilde İbranice'dir. Zaten kutsal kitapların genellikle dilleri İbranice oluyor ama bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tabii ki de dili Arapçadır. Ahdi Cedid olarak da bilinen İncil kitabı da dört büyük kitabın üçüncüsü ve o da Hazreti İsa'ya gönderildi. Biliyorsunuz ki Hristiyanlık dininin kitabıdır değil mi arkadaşlar? Son olarak gönderilen ilahi kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'imiz, güzel kitabımız, Rabbimizden bize gelen mesaj Kur'an-ı Kerim'dir diyoruz. Onun da dili Arapçadır. Gerçekten Arapça dilinin en muazzam, en mükemmel cümleleri Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar var mı? Hadi ilk gülümseten sorumuzu soralım. Okuyanlar var mı? Ya da hafız olanlar var mı aranızda? Ya da anlamını okuyanlar var mı aranızda? Arapçasını okumamız gerektiği gibi biliyorsunuz ki aslında Türkçesinde zaman zaman okumalıyız ki bize ne emredildiğini daha doğru bir şekilde anlayabilelim. Evet, affedersiniz. İkinci sorumuza kaldığımız yerden devam edelim. Peygamberler insanların en akıllısı ve hikmet sahibi olanlarıdır değil mi? Yapmış olduğu her söz, her davranış bizim için akıl ve hikmet dolu olacak. Toplumu ikna edebiliyorlar, onlara önderlik yapabiliyorlar. Bunun için peygamberlerin muhakkak akıllı olması gerekiyor. Bu parçada peygamberlerin sahip olduğu sıfatların hangisinden bahsedilmektedir? Şimdi öncelikle peygamberlerin sıfatlarına bakalım. Emanet, kendilerine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet etmezler. Sıdık, mutlaka doğru sözlüdürler. İsmet, mutlaka günahsızdırlar. Ve tebliğ, kendilerine öğretilenleri bizlere öğretmekle mükelleftirler. Fakat burada bahsedilmiş olan akıllı ve zeki olmaları da onların fetanet sıfatına sahip olmalarıyla açıklandığı için 10 tam puanlık sorunun da yanıtını böylelikle vermiş oluyoruz. Evet. Diğer sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Üçüncü soru bize diyor ki namazın rükünlerinden olan iftitah tekbiri kavramını kısaca açıklayınız. Biliyorsunuz ki namazın 6 tanesi içinden 6 tanesi dışından toplamda 12 tane farzı vardır değil mi? Kıyam, kıraat, rükû, sucud, kaideye, ahirede, teşebbüt miktarı oturmak. Sonra aynı şekilde bunların en başında zaten iftitah tekbiri geliyor. Sonra hadesten taharet, necasesten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit ve niyet diye dışından olan farzlar. Bilenler var mı? Yorumlara yazsınlar bakalım. Açıklamalarını bilenler bizlere yazsınlar. Peki iftitah tekbiri namaza başlamadan önce ellerimizi kulak hizasına kaldırıp erkeklerde, kadınlarda da omuz hizasına kaldırarak Allahu Ekber deriz. Allahu Ekber deriz ve bu nedir arkadaşlar? Allahu Ekber demek bizim için ne yapılacak? Hep beraber hepinizin de bildiği gibi Allahu Ekber diyerek namaza başlamış olacağız. Ellerimizi bağlayarak ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak da namazımıza devam edeceğiz. Yani iftitah tekbiri tekbir getirerek Allah-u Teala'yı selamlamak ve Allah en yücedir, Allah birdir diyerek namaza başlamak. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Affedersiniz, biraz gıcık oldu. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarına 3 örnek istedi soru bizden. Bunlardan ilkine kesinlikle söyleyebilirim ki arkadaş çevresini doğru seçmek. Arkadaşlar kesinlikle zararlı alışkanlığı olan insanlar varsa etrafınızda siz o insanlarla beraber olursanız ne yazık ki
o yöne doğru kayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş çevresini doğru seçmek, yani temiz insanlardan, güzel ahlaklı insanlardan, güzel alışkanlıkları olan insanlardan bir arkadaş çevresi oluşturmak. Hemen akabinde çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki interneti verimli ve doğru kullanmak. Bu da çok önemli. Yani görmüş olduğunuz yanlış içerikler, uygunsuz içerikler sizleri etkileyebilir. Dolayısıyla eğer bu yöne yönlenmek istemiyorsanız kesinlikle interneti doğru ve verimli kullanmalısınız. Hemen akabinde diyebilirsiniz ki mesela okumak. Okumak, yani neyin neye faydası var, neyin neye zararı var, ne neden faydalı, ne neden zararlı. Okumak ve ilim sahibi olmak gerçekten bilinçli insanlar zararlı alışkanlıklar konusunda çok daha dikkatli ve temkinli davranırlar. 3 örnek demiş ama ben yine de şunu söyleyebilirim. Tabii ki kendinize bu alışkanlıklarının yerini dolduracak sporlar ve egzersizler, güzel alışkanlıklar, güzel davranışlar doldurabilirsiniz. Mesela at binme olabilir, yürüyüşlere gitme olabilir, yüzmek olabilir gibi düşünebilirsiniz. Bir de her şeyden önemlisi bence arkadaşlar dürüst olmak ya. Dürüst olmak müthiş önemli. Yani birisi bir şey sordu, o alışkanlığın zararlı olduğunu biliyorsunuz. Yaptınız ve evet ben bunu yaptım. O zaman hemen yardım almayı kabul ediyorum. Bundan vazgeçmem için ne yapmam gerekiyorsa bana bir büyüğüm yardımcı olsun. Hemen ben bu alışkanlıktan vazgeçeceğim. Asla yalan söylemeyeceğiz bu konuda. Evet, diğer sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hüzün yılı hakkında kısaca bilgi vermemizi istedi. 10 puanlık tam soruda. Acaba buraya şey mi yazsaydık, hani 10 puan ya, yerini doldurmak için iftitah tekbiri Allahu Ekber diyerek namaza başlamak diyelim mi? Diyerek namaza başlamak. Yani elleri ne yapacaktık? Erkeklerde kulak altı hizasında, kadınlarda omuz hizasında birleştirerek namaza başlamak. Hüzün yılı hakkında bilgi istediyse, hüzün yılı Peygamber Efendimizin bu yıla ismini vermiş olduğu bir yıl. Ve o kadar üzüntülü ki onun için, o kadar üzgün ki. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz hem kendisi için bir koruyucu hem de bir baba gibi olan Ebu Talib'i kaybetti o yıl. Ve aynı yıl çok kısa bir zaman sonra vefakar ve sevgili eşi, çok sevdiği, gerçekten ona çok değer veren, kendisinin de ona çok değer verdiği bir arkadaşı, sırdaşı, yol göstericisi, şefkat annesi gibi her daim yanında olan Hazreti Hatice'yi kaybetti. Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin aynı senede vefat etmiş olmaları Peygamber Efendimiz'i gerçekten büyük bir hüzne boğmuştu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu yıla hüzün yılı adını verdi arkadaşlar. Peki soralım mı? Kaç yılıydı arkadaşlar bu? Kaç yılı? Haydi bakalım yorumlara yazın. Şunu da güzel bir şekilde müjdelemek istiyorum. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla hüzün yılının sonunda Peygamber Efendimiz Miraç mucizesiyle muhatap oldu. Gerçekten ödüllendirildi. Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yükseltildi. Bunlarınızı da hepiniz biliyorsunuz. İşte hüzün yılının ardından Miraç olayının gerçekleşmiş olması bizim için her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini müjdeleyen güzel bir örnektir. Peki, 6. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Soru bize diyor ki, Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen valisi Ebrehe'nin ve ordusunun helak edilişini anlatan surenin adını ve bu sureye giriş ayetini yazın. 15 tam puanlık soru. Evet, Abdülmuttalip var o zaman. Daha Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmedi. Ve gerçekten Kabe'yi sürekli hacılar ziyaret ettikleri için, Kabe eskiden beri kutsal bir yer olduğu için orayı yıkarak büyük bir kilise yaptırmak istiyor ve diyor ki böylece ben zengin olacağım. Bu kiliseyi insanlar ziyaret edecekler. Ben zengin olacağım. Büyük bir fil ordusuyla beraber Kabe'ye, yani Mekke'ye doğru geliyor. Adı üzerinde bakın, fil ordusuyla beraber dedik. Dolayısıyla surenin adı Fil suresi. Bunu hemen bir söyleyelim. Peki ne oluyor sonrasında? Allah Teala isterse demiştik, filleri ebabil kuşlarına ne yapar? Helak ettirir, değil mi? Ebabil kuşları gökyüzünde büyük bir karaltı gibi gelerek ağızlarındaki taşları bu fillerin üzerlerine bırakıyorlar. Ve bazıları kaçıp kurtuluyor. Bazıları da ne oluyor arkadaşlar? Orada hayatlarını kaybediyorlar. Bu azabı gerçekten güzel bir şekilde anlatan sure Fil suresidir. Nasıl başlar? Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil, değil mi? Elem tera keyfe
Öyle. Rabbüke bi eshabil fil. Bi eshabil fil. Eshabil fil. Evet. Bilenler devamını yorumlara yazsınlar. Haydi bakalım. Yedinci soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Hatemül Enbiya ne demektir? Çok güzel. Enbiya kelimesi zaten peygamber demektir. Nebi demektir. Nebi peygamber anlamına gelir. Dolayısıyla bu hangi peygamber için kullanılmıştır? Bakalım. Hatemül Enbiya demek nebilerin yani peygamberlerin sonuncusu demektir. Artık kendisinden sonra peygamber gelmeyecek, nebi gelmeyecek demektir. Peki nebilerin sonuncusu hangi peygamber için kullanılmıştır? Elbette son peygamber Hazreti Peygamberimiz için. Yani kim Hazreti Peygamberimiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz için Hazreti Mustafa yazalım. Hazreti Muhammed. Bunların her biri aynı kişi biliyorsunuz, değil mi? Peygamber Efendimizin Ahmet, Muhammed, Mustafa, Mahmut gibi bir sürü isimleri var. Dolayısıyla bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hatemül Enbiya'dır. Son peygamberimizdir. Bizim peygamberimiz için kullanılmış olan bir ifadedir bu. Yani son din İslam dini, son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Hatemül Enbiya. Peki. Sekizinci sorumuz, son sorumuz artık bugünlük biz ayrılan süreyi tamamlamış olacağız bu soruyu çözdükten sonra. Tebbet suresi hakkında kısaca bilgi vermemizi istedi. Şimdi Tebbet suresi nasıl başlıyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Bakın ebi lehebi. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe diye sadece bu kısmını yazacağım. Şuranın altını çizeceğim. Neden? Devamını bilenler yine yorumlara gelsinler bakalım. Şöyle hafızları da görelim değil mi? Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Peki neyi anlatıyor arkadaşlar? Bakın Ebu Leheb'in adı geçiyor bu surede. Kim Ebu Leheb? Peygamber Efendimizin yani Hatemül Enbiya'nın amcası. Peygamberimizin amcası olan Ebu Leheb'in adı acaba neden geçiyor Tebbet suresinde? Çok inançlı ve Müslüman bir insan olduğu için mi? Hayır arkadaşlar. Ebu Leheb gerçekten Peygamber Efendimiz'e çokça işkenceler yapmış. Ve hatta onun karısı da çokça işkenceler yapmış ve bu işkencelerde bulunmuş. Peygamber Efendimiz'e yapmadığı, söylemediği söz, yapmadığı kötü davranış kalmamış. Ama aynı zamanda çok zengin olan Ebu Leheb ve karısı Kur'an-ı Kerim'deki Tebbet suresinde eleştiriliyor arkadaşlar. Eleştiriliyor Peygamber Efendimiz'e bu kadar zulüm yapan ve asla Allah-u Teala'ya iman etmeyen bu kişiler Kur'an-ı Kerim'de eleştiriliyor. Hatta bu eleştiri üzerinden servetine ve gücüne güvenerek, evet bu çok önemli, servetine ve gücüne güvenerek Allah-u Teala'yı inkar eden, ona iman etmeyenlerin acı sonu anlatılıyor arkadaşlar. Allah'a iman etmeyenlerin bu çok çok önemli gerçekten acı sonu anlatılıyor. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim bir hikaye haşa. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Bakın arkadaşlar bu şahıslar tarihte yaşadılar ve bunların üzerinde kitaplardan hep vurgular var. Hadislerde vurgular var. Yetmez gibi zaten yeterli bir kaynak, tek kaynak Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ne yapılıyor? Hemen bu şekilde olan insanlara nasıl bir acı son hazırlandığını Allah Teala haber veriyor. Yani bugün Gazze'de, Filistin'de gerçekten Müslüman oldukları için zulüm gören insanlar, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, belki Suriye'de zulüm gördükleri insanlara zulmeden zalimler muhakkak Allah'ın acı bir son hazırladığını onlar için bilsinler diye Allah Teala çağlar ötesinden bize haber veriyor diyerek bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Sayfayı ters açmış olduk. Kusura bakmayın. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Doktor Ayla Savaş Ortaokulu öğrencileri, bir de Esenkent Atatürk Ortaokulu öğrencilerine kocaman sevgiler, selamlar. Bizleri dinledikleri, izledikleri, takip ettikleri için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.